Merhaba. O gün genç ben. E, damat yani. Lakabım damat. Şöyle e, biraz ufacık kendimden bahsedeyim. E, Remax Partner 2 ofisinde gayrimenkul danışmanıyım. Endüstriyel ticari çalışıyorum. E, tabii e, fotoğraf çekmek, e, dijitalleşme bu sektörde çok önemli olduğu için bunu da dedim en iyi, kimle konuşabilirim? Tabii ki Babamla böyle bu kanalda zaten yaptıklarını yıllardır biliyoruz Ki daha uzun süreçti işte eskiden de Hani bu fotoğrafçılığa merak falan ee, bir, Biraz istişare sonucu hani ne yapayım ne alayım e, nasıl ilerleyebiliriz diye tabii ki de Önerisini Hiç e, aksini dinlemeden direkt e, ona yöneldim Şimdi e, bu makineyi yani neden XS20 tercih ettim? Şu yüzden yani bana hem o videolarda olsun hem de kendi aktardıklarında ya bu makinenin ne kadar kolay hani başlangıç için ne kadar kolay ve ne kadar profesyonel aslında benim de tam istediğim buydu hani nasıl en profesyonel ve nasıl kolayca buna erişebilirim diye ee şöyle bir dün de bir çekim şansım oldu ee ve hasta kaldım yani muazzam bir her anlamıyla muazzam çok kolay çok portatif inanılmaz güzel kareler yakaladım kendim çok büyük tatmin oldum yani şimdi bugün, tabii evet, o gün tabi senin unuttuğun bir şey var o da evet. Xs20 ile beraber kullandığın lens lens de 8 milimetre evet 8 milimetre mm. ondan da biraz çok ufak bildiğim kadarıyla bastım sonra tabii işin ustasına bırakacağım şimdi onda da e, birkaç deneyimde yani deneyimde bulundum sayesinde tabii ki. Hani bizim sektörde biraz daha böyle alanın büyük gözükmesi, derinlik bizim için çok önemli diye. Hani sen sana 8 milimetre nasıl olur diye hani babamın bir önerisiyle beraber hatta birkaç deneme de yaptık. Wonderful. Evet. Gerçekten. Yani şimdi sevgili dostlar eğer ki mimari yapıyorsanız gerek iç gerek dış mimari. Ben her zaman daha önceki içeriğimde de 8 mm prime'ı tavsiye etmiştim. Gerçekten. Ha, tamam kullanımı çok kolay değil. Bazı alışkanlıkları doğru edinmeniz gerekiyor. açıları doğru bulmanız gerekiyor ama genele baktığınız zaman keskinliği falan müthiş bir Müthişti. kere. Müthişti. Ondan sonra e, geniş alan olması. Daha geniş açı olması ve Hı -hı. alan derinliğini müthiş yaratması harikulade. değil yani mi? Yani tabii şöyle hemen zaten aldığım gibi koşa koşa bir fabrikaya gittim. Fabrika 10.000 bin metrekare. Yani inanılmaz büyük ama yani kısa dar bir alandan inanılmaz bir açıyla böyle e, çok da iyi bir derinlikle zaten yani muhteşem bir deneyim sağladı bana. Yani. Peki mesela bir şey soracağım. Böyle daha dar alanlarda mesela banyo gibi bilmem ne gibi yetti mi bu en sonu Yani tam arada diyebilirim. Çünkü Hı -hı. bizim de hani sektörde en büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Tabii ki hani her mülkün böyle çok da güzel bir çekim alanı olmuyor olabilir. Yani çok Tabii. dar alanlar olabiliyor ama... Bunda sadece kapının önünden doğru pozisyonda tüm alanı alabileceğin bir lens oldu bu benim için. Ya, açıyı ayarlamak biraz zorlu da senin değil mi? Evet. Yani, o, o, zaten hani şu profesyonelle geçiş tabii ki makine çok kolay ama sadece kanaldan öğrendiklerim de biraz biraz böyle. <gülüyor> <gülüyor> ama daha da profesyonel olacağım yani. Lensi, lensi alışmak bir e, öğrenme eğrisi gerektiriyor ama alıştıktan sonra herhalde en iyi, en, en iyi lens bu. Tabii. Ya şöyle oldu onda da. Hani ben videoların hepsini izliyordum tek tek. Ee, ama hep böyle hani o sadeliğe, o akış, o hikayeyi dinliyordum hep. Şimdi gelirken de onu söyledim. Tekrar videolara en baştan başladım. Çünkü artık farklı bir amaçla dinliyorum bunu. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yani tekrar her şeyi öğreneceğim. Ee, ve daha iyi, daha iyi nasıl çekebilirim? Nasıl bu alanı dijitalliğe çevirebilirim? Şimdi sen profesyonel olacaksın bu işte değil mi? Yani inşallah. Evet. Amacım tek o. Evet. Kaç para ödersin bu işin? Yani e, çok para Sen <laughs> <laughs> Bizim işin sermayesi bu yani. Başka bir şey değil. Yani. Çok doğru çok doğru. Sevgili dostlar yani profesyonel fotoğrafçılık tabii ki çok değişik dalları var. İşte bilmem ne falan ama gerçekten eğer ki e, senin yaptığın iş gibi mimari, iç mimari, dış mimari konusunda dijitalleşmek istiyorsanız bence yani, kullanabileceğiniz bazı yani kamera bir kere x 20 e, bazı lens ya da doğru lens Hı -hı. bana sorarsan x 8 mm f3.5 e, hakikaten müthiş ki ben sana ne demiştim f8 kullan diye değil mi? Sen öyle yaptın. Yani. Evet. F8'de f8 hiç, hiç olmasa atmadım. bütün derinliğini yakaladın. Senin için net alan derinliği diye bir kavram bir ya da bir sıkıntı olmadı. Yok olmadı. Hatta şöyle yani sürekli çekim esnasında da hatta mesajla <laughs> babam destek veriyordu orada. Hani şöyle geç, şu tarafa geç, ortaya geç, şöyle doğru pozisyon al diye. Yani Nacizane sadece söyleyebileceğim şey bizim sektör buna çok aç. Yani şuna çok aç. Yani doğru çekim, doğru dijitalleşme, yani doğru profesyonelleşme bizim sektörün en aç konusu. Ya yani bunda da senden bir e, isteğim olacak. Hani bunun adına da bir içerik, i̇çerik mi? i̇çerik çünkü yani Açız bu konuya. Hani... Tamam o zaman şöyle yaparız. E, Hı -hı. Hatta hemen yap, yapmaya başlayalım. Yani Hı. sizin sektörde fotoğraf olarak ya da video olarak e, ne ihtiyacınız var? Yani şöyle e, bizim alanımız bu işin hani bazı ilan portalları var, bazı dijital şeyler var, e, mecralar var, sosyal medya mecraları var. Ya bunlarda e, doğru gösterimle ya yani şimdi şöyle şöyle örnek vereyim Hani bir ilanı görüyorsunuz. Mülk çok farklı, gittiğinizde çok farklı görüyorsunuz. Tabii. Yani bu bizim müşterilerden aldığımız en büyük şikayetlerden biri. Ya hmm. burada hani doğru çekim ne bileyim ya yani en önemlisi ya biz zaten mülkü de e, yetki alırken de hep konuştuğumuz şey hep mal sahibine ee, hani gözünü boyamak için söylediğimiz şey şu: Biz sizin mülkünüzün profesyonel çekimini yapacağız. Anladım. Ama burada gerçekten bu profesyonel çekimi yapabilecek kişi sayısı çok az. Hemen gidiyoruz telefonlara tutunuyoruz, şöyle çekim, şöyle çekim ama tabii ki yani diyorum ya ben tekrar fabrikaya aşık oldum. Bu o gittikten, makineyle gittikten sonra. Doğru, doğru oğlum. O Bayağı. yüzden hani oğlum her şey görsel yani hı hı. bir yerden sonra e, çünkü görsel ile sunuyoruz biz pazarlamamızı benim yaptığım meslek yani fotoğrafçılığın dışında bambaşka bir meslek ki hı hı. benimki de görsel bir sanat evet. çünkü ben el halısı sunuyorum hı hı. el halısının değişik açılardan değişik ışıklarla değişik e, poz, pozisyonlarda göstererek zaten karşımdakine cezbediyorum sizin için de aynı şey hı hı. geçerli hı hı. doğru açıyı yakalamak doğru renk renk çok önemli değil mi kesinlikle yani, yani. hani kamera sana, sana doğru rengit e, yansıtacak ki bu konuda Fuji Film gerçekten müthiş. Renk konusunda zaten hala bence rakibi olmayan bir markadan bahsediyoruz. Hı. Renk. Hı. Ha otofokus zaten bunun, bununla ilgili bir sıkıntı yok çünkü zaten geniş açı. Birazcık da F8'e getirdiğiniz zaman neredeyse yani bir buçuk metreden sonsuza kadar müthiş bir otofokus sağlıyor. Onlarda bir sıkıntı yok. Netlik gayet güzel. E, lensin kendisi zaten çok net. E, Kamerada müthiş bir kamera. Atış. Zaten yani 40 26 megapiksellik bir kamera olabilir ama e, yetiyor artıyor oğlum. Nerede bir yayınlıyorsun? yani Sosyal medyada. E, sosyal medya için zaten 26 megapiksel. Hı -hı. Crop sensör dahi olsa fazlasıyla yetiyor. Ne diyorum ya sektör o kadar aç ki bu benim yaptığım yani şöyle söyleyeyim hani bu afaki bir rakam olacak. Belki 11, 10 bin danışman varsa Hı -hı. yani bu çok küçük bir periyotun yani küçük bir e, yüzdeliğin içine giriyorum. Çünkü hani dediğim gibi yok yani bu alanda bu alanda ilerlemek isteyen. Yani ben işimi iyi yapmak istiyorum. Bu işimi hmm. iyi yapmak istiyorsam da ki benim bunu... benim sevgili oğlum Remax. Evet. Remax partneriyim. E, Doğru mu? Herhalde. Evet, Aynen. evet. Ya yani yaklaşık iki senedir de sektördeyim. Büyük kiralamalar, büyük satın almalarda bulunduk. Ee, burada birçok eğitime de katıldım. Hani eğitimde Hatta bir örneği seninle çok bağdaştırdım. Bir abim diyordu ki ben portföy almaya gittiğimde bavulla gidiyorum. Hani bunun içinde fotoğraf makinem, ışığım, gopro e, ne bileyim drone Doğru. çekim için şeyim. Yani bu karşı tarafı da büyük cezbediyor ki yani alanın en iyilerinden birisi kendisi. Hani bu işte iyi olmak istiyorsak bu yolları kesinlikle. Yani ilk öncümüz bunlar. O, o yüzden de ben... Bu yolda yani ilerlemeye aslında başardım. sevgili dostlar, e, sevgili gayrimenkul benkul sektöründeki insanlarımız sizin yatırım yapacağınız şey bence kesinlikle bu. yani kamera, kamera lens, kamera lens ve ışık e, benim size tavsiye edeceğim şeyler bunlar. Ben Hı. tabii çok seviniyorum bu konuya çünkü e, inanın bana e, o gün fotoğraf çekmeye bilmez. yani hiç zerre kadar alakası yok. yok. Ben bir tek şey yaptım. En basit ayarlara getirdim. Değil mi? Yani sadece tuşa bas dedim. aynen öyle. Şu tuşa bas. Video çeksek çekeceksen de şuna getir şuna bas dedim. Yani bütün ayarları otomatik yaptım Hı. ama neticeleri biraz sonra zaten kanalda göstereceğim aynen. ben size. Ben tebrik ediyorum. Yani buna rağmen e, oldukça başarılı. Hı. Tabii ufak tefek hatalar var. onları konuşacağız seninle ama genele Hı. baktığınız zaman tabii çok daha güzel bir Hı. netice almış oldu. Hı. Şimdi şey açıyorum işte YouTube kanalı da açıyorum. Orada da destek alıyorum bu arada yani. Yavaş yavaş gelişme gelişme her anlamda dijitallikte bütün desteğim hani tamam. bekliyorum senden. Tamam mı bacım? Ayıp E öyle yani ben kız vermem. Oğul alırım. Doğru. Ben Erdin Çamaç. Ben o gün. Ben damat. <laughs> ben o gün o maç. <laughs> Aynen ben o gün o <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraf çekmek kolay. Bugün de bu kadar.